Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce siyahla canlı renkleri karıştırıp enerjisi yüksek bir hırka öreceğiz. Enerjisi yüksek renkler demişken sizce de nasıl etkiliyor ama modumuzu değil mi? Ben çok seviyorum açıkçası. Siz de seviyorsanız enerjili renkleri aşağıya bir kalp bırakmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Siyah olarak gazal cinsin siyahını kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim size, numarası B111 diye geçiyor gazal cinsin. Eğer aynı iple örmek isterseniz siyahı diyebilirsiniz. Ara renklerinde ise şöyle hemen göstermek istiyorum ki size. Birbirinin nasıl anlatayım, renk geçişi olan, yani degrade yaratıyorum. Ne yapıyorum? Mesela morun 3 tonunu almışım. Ya da işte somondan turuncu tonlarına kendi içinde bütünlüyorum. Mavinin tonları, yeşilin, pembenin tonları gibi elimde kalan, kuşağını açmış olduğum iplerin birbirine uygun olanlarını bir araya getirip motiflerimi hazırlıyorum. Şimdi maalesef burada size tek tek renk kodlarını, yani renkli iplerde kullandığım renklerin kodlarını veremeyeceğim. Ben de hangi marka olduğunu kuşağını açtığım için bilemiyorum. Ama siz 4 mevsim koton iplerden Alize Koton Gold, Yarnart Jeans ve türevlerini düşünebilirsiniz. Etrofil Jeans, Gazal Jeans, işte Kartopu Koton, Love, Ören Bayan, Madame Koton gibi birçok markanın 4 mevsim koton ipleri mevcuttur. Onları düşünerek renk geçişlerini sağlayabilir, dilediğiniz renk kombinini yaratabilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Şimdi şöyle hemen size motifleri göstermek istiyorum. Basit kare motif dediğimiz motiflerle çalıştım. Bu motifi defalarca kanalımda anlattığım için tekrar yapımını göstermeyeceğim. 5 sıra olarak hazırlıyorum. 5 sırada motifimin kaç santim olduğunu sizlere şimdi hemen göstermek istiyorum. Beraberce ölçelim. Benim motifim 5 sırada 12 santim. Siz de ona göre değerlendirebilirsiniz. Yaptığımız hırka 36'dan 40 bedene kadar uygun bir hırka olacak. Baştan 40 beden üstü hanımefendiler motiflerini mutlaka bir sıra büyük, yani benim ördüğüm motiflerden bir sıra büyük örerek başlasınlar. Videonun sonunda daha detaylı beden büyütme bilgilerini vermeye çalışacağım sizlere. Dediğim gibi motifin yapım linki hemen aşağıda. Oradan bakarak benim verdiğim uzunlukta da istiyorsanız tabii ki 23 adet renkli motiflerden hazırlayıp buluşuyoruz. Daha sonra nasıl yol aldığımızı, 23 motiften sonra yol almaya başlayacağız aslında. Benim motiflerim hazır. Hemen şöyle birleştirdiğim parçalar üstünde de göstermek istiyorum. Şimdi arkaya çalışıyorum aslında ama 3 sırasını yaptım. Boyu 5, yani eni de 5, boyu da 5 olacak. Şurada durdum ki şuradaki yapımı da sizlere gösterebileyim diye. Zira işte kolu yaparken 2-2 çalıştığım için şöyle bir yuva oluşmuyor. Belki akılda soru kalır. O kısmı da anlatmak istedim sizlere. Arkayı 5 çarpı 5 gibi düşünün. Önleri de böyle 5 çarpı 2, 10 motif olacak. Bir tarafta 10 motif olacak, diğer tarafta. Bunun için de hemen motiflerimden ilkini alıyorum ve başlıyorum. Bu arada ben 3.25 milim tığ kullanıyorum ama artık sizin eliniz 4 mevsim koton iplerde hangisine uygunsa onu değerlendirebilirsiniz. Ben 3, 3.25, duruma göre 3.5 ya da 2.75'te kullanıyorum. Siz de zaten videolarımı takip ediyorsanız bunun farkındasınızdır. Siyah ipimi aldım. Şimdi motifimin bir kenarından çalışmaya başlayacağım. Bunun için de ne yapıyorum? Hemen köşesinden ilk olarak örmeye başlayacağım. Siyah kısmı çalışıyoruz. Yani tekrardan parçanın üstünde de göstermek isterim size. Bu kısmı çalışıyoruz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne ipimi alıyorum ve
motifimin şuradaki köşesine batıp bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Siz, ben nasıl yapıyorum? Şurada detaylı tekrar göstereyim. Şimdi ilmeği aldıktan sonra tığın üstüne ipimi aldım. Köşeye geldim. Şu şekilde ilk trabzanımı çalışıyorum. Bu aşamaya geldiğimde bunu öne alıyorum. Daha sonra, pardon, arasından da kaçırdık. Bir, bunu aldım öne. Böyle bir yalancı trabzanla başlıyorum. Daha sonra bu köşeye bir tane yapıp bütün trabzanların üstüne bir adet ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde. Sıranın sonuna kadar bu bir tane kenarına, sadece bir kenar üstüne örüyorum. Bu ön parçaydı biliyorsunuz. Ama arkada da aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Bu renkli motiflerden 13 tanesini arkaya, 10 tanesini öne kullanıyorum. Şu düz trabzanlı karelerden de 22 tane örmüş olacağız. Normalde aslında 45 kareyle tamamlanmış oluyor bu hırkamız. Çok uzun bir hırka değil. Boyunu uzatmak isteyenler ona göre motif sayısını arttırarak aşağı doğru bir sıra daha uzun örebilirler. Şimdi sona geldiğimde de artık bunun içine, bu köşenin içine de bir ikili trabzan örüp yukarıya çıkacağım. Bunu 10 sıra olarak tekrarlıyorum. Yani şu görmüş olduğunuz parça 10 sıra. Bunun için zincir çekerek yükselenler de var ama ben hep biliyorsunuz yalancı trabzanla çalışıyorum. Bunun için bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp bu ipi alıp arkasından, bakın şöyle arkasından dolandırıyorum. Sonra ilmekleri örüp ilk trabzanımı örmüş oldum. Tığın üstüne ipimi alıp döndüm. Trabzanların üstüne gene bir tane ikili trabzan örmeye devam edeceğim. Ama burada dikkat etmem gereken konu, yükseldiğim yerde bakın şu boşluğa değil asla. Çünkü o bizim kendi trabzanımızın boşluğu. Yanındakine batıyorum. Aksi halde ona batarsanız trabzan sayılarınızı arttırmış olursunuz. Örgünüzün de formu bozulur. Şimdi sonuna kadar da burada da her bir trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan örüyorum. Burada sonuna kadar geldiğimde bu trabzanın, sondaki trabzanın da tepesine batıp bir ikili trabzan ördükten sonra yeniden bir zinciri çekiyorum, yükseliyorum, etrafında döndürüyorum, arkasından dolandırıp yalancı trabzanımı örüp yine dibimdeki boşluğu atlayıp yanımdaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. İşte bu göstermiş olduğum işlemleri tekrarlayarak 10 sırada tamamlayacağım bu siyah kısımlı ördüğüm trabzanlı yeri. Bunu böyle 10 sırada tamamlayıp geleyim. Motifimin üstüne 10 sıra trabzanımı tamamladıktan sonra ilk kenarının üstünü örmüş oldum. Hemen burada ipimi kesiyorum. Şimdi şöyle göstermek isterim size. Şöyle yapmış olduk, yani örmüş olduk. Şu ön parçalarından bir tanesini alayım. Geleyim hemen göstereyim size. Bakın, yani şöyle bir motifin bir kenarını şu şekilde örmüş olduk. Şimdi ne yapacağım? Bir diğer kenarını da öreceğim. Sonra bu kenarını da siyahla ördükten sonra buraya bir tane motifi ekleyeceğim. Yani hemen göstereyim şimdi. İki kenarını örmüş olmam gerekiyor motifimin.
bir kenarını tamamladım. Şimdi aynı bunu buraya ördüğüm gibi bu kenara da bir 10 sıra daha trabzan örüyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Yine geldim köşesine. Batıyorum hemen. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanların da üstüne birer tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Yani yandakinin aynısını bu tarafa uygulayıp geliyorum. Bunun aynısı buraya. İki tarafı da siyah trabzanlı karelerle tamamladıktan sonra sırada yeni rengimi buraya oturtmak var. Şimdi burada yapacağımız işlemi de gösterdikten sonra bir büyük parçadaki üçlü arasını oturtmak kalıyor ki onu da göstereceğim. Sonra birleşmeye dair bütün detayları kavramış olacağız. Şimdi ben bunu buraya oturturken şu anda ön yüzleri bana bakıyor ya, ters yüzünden her iki parçayı böyle birleştiriyor olacağım. Alt parçanın da üst parçanın da arka yüzleri bana bakıyor olacak. Sık iğnelerle İki parçayı birbirine oturtacağım. Önce bu üst üste koyduğum kenarı birleştirdikten sonra bu iki kenarı da birleştireceğim. Döndürdüğümde bütün iki kenar birbiriyle birleşmiş olacak ve böylelikle pembe motifim de yerine yerleşmiş olacak. Tekrardan üst üste koyuyorum. İlmeğimi çıkardım. Şimdi şuradaki trabzanlarla oluşan boşlukların içine İki tane sık iğne örerken karşı taraftaki burada ilk başta başlarken köşenin içine, şimdi buradan bakın, şu ikili trabzanın boşluğuna bir kere batıyorum. Bir de buradan köşenin içine bir kere batıyorum ve bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra yine burada aynı boşluğun içine batarken karşıda trabzanın tepesine batıyorum. Daha sonra yeniden diğer boşluğa geliyorum. Ve karşıdaki trabzana batıp bir sık iğne. Yine aynı boşluğun içine karşıdaki trabzana bir sık iğne. Şimdi bu boşlukla bitti sıram. İki kere çalışıyorum. Her boşluğun içine iki sık iğne battım. Karşıdaki trabzana battım. Tekrardan buraya battım. Karşıdaki trabzana battım. İki tane bittikten sonra yeni boşluğa. Karşıdaki iki trabzanla birleşiyorum. Tekrardan yeni boşluğa battım. Karşısına denk gelen trabzana battım. Bir. Yine aynı boşluğa. Karşıdaki trabzana. İki. Sıradaki boşluğa. Karşısındaki trabzana. Sonuna kadar da bu şekilde bu kenarın sonuna kadar ilerliyorum. Sona doğru yaklaştığımda şimdi burada son bir boşluğum kaldı. Onun içine bir batıyorum. Burada son bir trabzanım var. Onun içine de bir batıp sık iğnemi örüyorum. Daha sonra bu boşluğa bir kere daha batarken bu köşeye de batıp bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra şu ortalarında da bir görüntü hoşluğu yakalamak için boşluk kalmasın diye karşılıklı hem bundan hem bundan da batıp bir kere sık iğne örüyorum. Şöyle yani bir buraya bakın, bir bu motifin içine bir de karşıki motifin köşesinin içine batıyorum. Daha sonra artık bu iki kenarı birleştireceğim için, yani bu kenardan sonra demiştim ya sıra buna gelecek, yine arka tarafından aynı şekilde buradaki trabzan boşluğunun içine batıyorum. Karşıdaki trabzana batıyorum. Tekrardan bu boşluğun içine, yani aslında buradaki amacımız siz nasıl birleştirirseniz birleştirin. Bu iki parçayı birbirine dilerseniz dikebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir şekilde bu iki parçayı birbirine birleştirmeniz. Benim ilerlediğim yol böyle. Bunu da göstermek istedim size. Batıyorum. Dediğim gibi bunu da sonuna kadar birleştireyim, geleyim. Buranın da sonuna doğru geldiğimde buradaki bir boşluğumun içine batıyorum. Buradaki trabzanım ve
bu boşluk bu köşe batıp ipimi de kilitledikten sonra kesiyorum. İşte bu şekilde ilerliyoruz. Bakın 4 tanesi böyle olmuş oldu. Şu parçayı da göstereyim size. Bakın şimdi ne yapacağım? Bunu bunun altına örüyorum. Yani bunun altına hemen bir arkasında şöyle bir görüntü oluşacak. Bizim ön tarafımız böylelikle artık belli olmuş olacak. Bunun altına örüyorum hemen. Trabzanlarımı siyah. Buraya geliyorum. Motifimi ekliyorum. Bu önle ilgili bir soru kalmamıştır arkanızda diye düşündüm. Şimdi arkayı birleştirirken de hemen şöyle biraz kadrajı da açalım. Şöyle göstermek isterim. Aynı mantıkla devam ederken şimdi buraya geldiğimizde motifler tamamladıktan sonra ilk olarak siyahlarını örüyorum. Daha sonra oluşan yuvalara motifleri örüyorum. Biraz evvel buraya bu motifi oturttuğum gibi, yuvaya oturttuğum gibi buraya da yeni motifimi oturtacağım. Hemen şöyle göstermek isterim. Yeni motifimi buraya oturtmak için hemen ne yapacağım? Şunu alalım buraya, yerleştirelim bence. Tamam. Hemen önce buradan, sonra buradan, sonra buradan. Bu iki kenardan birleşiyorum. Tersinden yine bu şekilde tutacağım. Size biraz evvel gösterdiğimin aynısını bu defa iki köşeye değil, üç köşeye uyguluyor olacağım. Sık iğnemi, pardon, ilmeğimi çıkarttım. Sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Aynen ilk olarak bu köşeye battım. Hemen karşıdaki köşeye de batıp ilk sık iğnemi örüyorum. Siyah da aynı boşluğa batarken karşıda ilk trabzanın tepesine batıyorum. Artık bundan sonra karşılıklı siyahlı boşluklara iki kere karşıdaki iki tane trabzana batarken sık iğne örmüş olacağım. İlkini ördüm bu boşlukta, bir daha battım karşıdaki trabzana. Yeniden buraya battım. Karşıdaki trabzan. Göstermiş olduğum tekniği bu kenarın sonuna kadar uyguluyorum. Şimdi burada yine son boşluğa kadar geldim. Son boşluğun içine battım. Burada arkada kalan trabzanın tepesine batıyorum. Sonra tekrar bu boşluğa batıp yine bu köşe boşluğuna da battıktan sonra karşılıklı bu motifin köşelerinden bir sık iğne örüyorum. Daha sonra artık bu iki kenarı örmeye geçeceğim için hemen bu benim trabzan boşluğunu bulup batıyorum. Ve buradaki ilk trabzanın tepesine batıp birleşmeye devam ediyorum. Yine köşe boşluğundayım. Yine trabzanın tepesine battım. İşte bu defa da bu kenarın sonuna kadar birleşmeye devam edeceğim. Burada da yine son boşluğa geldim. Burada kalan son trabzan ve tekrar bu boşluk ve köşe ve artık bu defa da bu motifin mavi köşede motifin köşesiyle arkadaki mor motifin de köşesine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra buradaki trabzan boşluğuna geliyorum. Artık üçüncü kenara başladım birleştirmek için. Hemen şöyle göstereyim. Yani neredeyiz tam olarak? Tam olarak efendim. Motifi buradan başladık. Böyle geldik. Şimdi buradayız. Son kenar dediğim. Tekrardan aynı boşluğun içine batıyorum. Karşısındaki trabzanı buluyorum. Bu kenarın da sonuna kadar aynı mantıkla birleşmeye devam ediyorum. Bu kenarı da sonuna kadar ekledikten sonra ipimi kesiyorum ve hemen şöyle döndürdüğümde göreceksiniz ki yerine
motifim yerleşmiş oldu. Şimdi sıra buradaki boşluğa bir diğer motifi yerleştirmekte. Bunu buraya yerleştirdiğim gibi buraya da yeni motifimi yerleştireceğim. Daha sonra ne yapacağım? Sıra buraya. Buraya ve buraya motif yerleştirmekte olacak ama ilk olarak varsayalım biz bunu buraya yerleştirdik. İlk olarak bunun altına siyah öreceğim. Daha sonra bunun altına siyah öreceğim. Ve buradaki bu oluşan boşluklara da motiflerimi yerleştireceğim. Yani hep siyahları örüp, yuva oluşturup, motifi yerleştirerek arkayı bu şekilde 5x5 görüntüsüyle tamamlayacağım. Aynı bu öndeki bir parçayı birleştirdiğim gibi, burada görmüş olduğunuz şu parça gibi bunu da oluşturacağım. Daha sonra bu parçayı büyük parçalara ekleyerek iki parçayı hem kol evimizi oluşturacağız hem de hırkamızın formunu vermiş olacağız. O zaman bu motifleri yerlerine yerleştireyim, parçaları tamamlayıp geleyim. Arka parçayı ve önleri şöylece birleştirdim. Dikkat etmem gereken konu şu oldu. Şimdi bunu tersini çevireceğim. Ters yüzünü çevireceğim ve bunu buna denk getirerek şöyle göstereyim. Yani devam omuzdan öne gelirken devamlılığı sağlıyorum. Bunu da buna denk getirerek şu şekilde birleştireceğim. Yani ön parçalarının bir tarafında sağda bir tarafında solda bırakacağım siyah parçaları. Bunu özellikle belirtmek istedim. Daha sonrasında ise birlikte kol evini nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. En iyisi ben parçalardan birini yerine yerleştireyim, kol evini oluşturayım, yanını birleştireyim. Diğer tarafı birlikte örelim. Kolunu da yerleştirmesini de birlikte yapalım. Motifleri göstermiş olduğum bu trabzanları araya yerleştirerek örme işlemini tamamladıktan sonra parçanın birini buraya yerleştirdim. Hem üstten iki motifle hem de alttan 1-2-3 motif kısmıyla birleştirip iki motiflik alanda önde, iki motiflik alan arkada kol evi için yer bıraktım. Aynı yere de trabzanlarla kolumu çalıştım. Daha sonra lastikle de bileğe oturttum. Şimdi ilk olarak birlikte diğer tarafı ekleyeceğiz. Nasıl eklediğimi göstereceğim. Daha sonra da kol parçasını örmeye başlayacağız. Etrafını tamamlamadan önce. Diğer tarafa yerleştireceğim parçayı aldım, geldim. Şimdi birbirinin devamı olacak şekilde yerleştireceğim için bu arkadan siyahla gelen kısma aynı bu tarafta yaptığım gibi renkli koyacağım. Bunun için bu parçayı buraya yerleştireceğim ama çok özür dilerim bir saniye şöyle tutmam gerekiyor. Ama bunu yerleştirirken tabii ki her ikisinin de arka yüzünden yerleştirmem gerekiyor. Bunun için de yapmam gereken şöyle bir tutayım. Arkası her iki parçanın da arka yüzünü çevirip bu kısmı öyle birleştireceğim. Bu parça ters olarak yanında yatıyor şu anda. Şu arka kabarma kısmından ters olduğumuzu anlayabiliriz. Yani birleştirirken şöyle her ikisinin de arkası bana bakıyor olacak. İlk olarak üstten birleştirmeyi yapalım. Sonra da yandan birleştirmesini yapıp kol evini oluşturalım. İlmeğimi çıkardım. Bu tam olarak birleştireceğim yeri üst üste koydum. Dediğim gibi her iki tarafında arka yüzü üstte. Şöylece birleşmeye başlıyorum. İlk olarak bu köşeye batıyorum. Daha sonra siyahla birleşeceğim için siyahın boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Buradaki trabzana batarken arkada trabzan boşluğuna oluşan yere hep iki çalışıyorduk ya. İkincisini batmış oldum. Bir buradan batıyorum. Şimdi arkada trabzanların boşluğunu buldum. Buradaki ikinci trabzana batarken yeniden o boşluğun içine çalışıyorum. Birleştirme kısmında burayı detaylıca anlatmıştım.
göstermiş olduğum teknikle de sonuna kadar omuz kısmına gelen motifleri birleştirmiş olacağım ilk önce. Bu omuzdaki birleşme kısmını geçerken tam olarak ortaya geldiğimizde bu ilk hani ortada birleştirdiğimiz siyah yeri de karşılıklı bulup birbiriyle bir sık iğne ile geçiyorum. Sonra tekrardan buraya geldiğimde buranın köşesi ve buranın köşesine batıp artık karşılıklı trabzan birleşmesi olacak. Burada da trabzanlar var, burada da. Yani buradaki trabzan boşluğu değil. Şimdi hem bunun tepesine batıyorum hem de karşısındakinin tepesine. Hem bunun hem karşısındakinin. Trabzan sayılarımız da eşit olduğu için karşılıklı denk gelerek birleşiyorlar. İki motifi de böylelikle birleştirmiş olduk ve burada önde ve arkada ikişer yine motif bırakarak dört motifle şu trabzan ördüğümüz kısmı da motif olarak nitelendiriyorum. Kol evi için alan bırakacağız. Bunun için de aşağıdan etek ucuna geliyorum. Her iki kız parçanın etek uçlarını üst üste koyuyorum. Karşılıklı 1, 2, 3 yani buraya gelene kadar kol evini oluşturacağımız kısma kadar birleştireceğim. Hemen ilk olarak ilmeğimi çıkardıktan sonra hemen yukarıda göstermiş olduğum teknik ile birleştirmeye devam ediyorum. Yine bakın parçaların arka yüzleri üste geliyor. İlmeğimi çıkardım. Parçaları üst üste koyup aldım. İlk olarak hemen yeşilin köşesinden tığımı batırdım. Burada da ilk trabzan boşluğunu bulup battım ve bir sık iğne ördüm. Daha sonra buradaki trabzanın tepesine ve yine arkadaki aynı trabzan boşluğuna batıyorum. Trabzanın tepesine battım. Bir yandaki trabzan boşluğuna geçtim. Trabzan boşluklarına hep iki tane trabzanın birleşimini yapıyorum. İşte bu şekilde de kol evine kadar ilerleyeceğim. Yandan 3, önden de tabii ki 3 böyle karşılıklı birleştirdim motifi. Kol evimi aslında oluşturdum. Son yapacağım işlem şuradaki her iki yeni motifin sadece köşesine batıp bir sık iğne örüp şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Şimdi arka yüzündeyiz ya burada örerken. Hemen parçanın ön yüzünü çeviriyorum. Şu şekilde. Şu şekilde ön yüzünü çeviriyorum. İpimi de içinden alıyorum. İlmeğimi de ön tarafa alacağım. Bakın ilmeği de ön tarafa çevirip ilmeği de ön tarafa aldım. Bu almış olduğum ilmeği hemen tığımı geçiriyorum. Daha sonra buradaki şu görmüş olduğunuz köşeye gelip kaydırarak bir sahte trabzanımı örüyorum. Bu şekilde. İlk trabzanımı ördüm ve kol evinin etrafını trabzanlarla, yani bakın tam olarak şuradayız, göstereyim. Şu kolun uzunlamasını örümüne başlıyoruz. Sıra sayılarımız burada bileğe kadar 31 tane trabzanımı öreceğim. O sayıyı tamamladıktan sonra da lastik kısmını nasıl ördüğümü, nasıl geçiş yaptığımı da sizlere göstereceğim. Ama ilk olarak kol evinin trabzanlarını geçelim. Şimdi buraya gelmiştim. Yalancı trabzanımı örmüştüm. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Tekrardan buraya battım. Bir ikili trabzan ördüm. Yani her trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek şimdi şu kısma kadar geleyim. Buradaki geçişi ve buradaki örümü nasıl yaptığımızı göstermek isterim. Buraya geldiğimde ise
Şimdi önümdeki şu morlu motifin köşesine bir tane ikili trabzan örüp yandaki kısma geldiğimde her bir trabzan boşluğunun içine yine iki tane örüp diğer trabzan boşluğuna atlayacağım. İki buna, tekrar buraya atlıyorum. İki buna, tekrar buradaki boşluğa. Bu kısımları da bu şekilde geçiyorum. Böylece ne? İlk sırada başka farklı bir şey yok. Trabzanların üstünde trabzan devam ediyorum. Sona doğru geldiğimde ise bir alttaki gene trabzanlı kısımdı. Buradaki köşe boşluğuna bir kere batıp hemen ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine de batarak, kaydırarak onun üstüne geliyorum. Onun üstüne geldikten sonra ise bir yukarıya çıkıp artık trabzan sıralarımı örmeye başlayacağım. Şimdi bir zincir çekip yükseldim, etrafında döndürdüm. İpi de arkadan alıp geçirip yalancı trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan. Onun yanına bir ikili trabzan. İşte bu gösterdiğim şekilde bu trabzan sayılarını, sırasını 31 sıraya tamamlayıp geleceğim. Daha sonra bileğe lastiği nasıl oturttuğumuzu, nasıl çalıştığımızı göstermek istiyorum. Kolu 31 trabzan sırasıyla tamamladım. Şimdi artık 32. sırada toplama yapmaya başlayacağız. Biliyorsunuz sırkanın genelinde 3.25 milim tığ kullanmıştım. Şimdi 3 milim tığa geçiyorum. Topladım ve ördük. Örme aşamasında toplama ve lastik örme aşamasında. Bunun için de hemen yine yalancı trabzanımı örer gibi başlıyorum. Ama bu iki ilmeğimi tığımda tutarken hemen yanına bir trabzan örüp ikisini bir topluyorum. Yani artık trabzanlarımı ikişer ikişer keseceğim. Şimdi bir daha üç ilmek beraber. Tığın üstüne ipimi aldım, battım. Bir kere çıktım, tuttum. Yanındaki trabzana battım, bir kere çıktım ve üçünü bir ördüm. 1 2 hepsi 1. Bu şekilde kol ağzını toplamış olacağım. Sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayıp geliyorum. Sonuna kadar geldim. Son 2 trabzan kaldı. İkisini de yine bir örüp topluyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine, yani ilk topladığım ikili trabzanın tepesine batıp ipimi kaydırma yöntemiyle çıkartıyorum ilmeklerin arasından. Sonra bir zincir çekip yükselip ilk trabzanımı örüyorum ve bundan sonra şu görmüş olduğunuz boşluklara, yani kesme yaptığım her iki trabzanın tepesine bir trabzan öreceğim. Bu lastik sıramın ilk sırası olmuş olacak. Lastiği 10 sırada tamamlıyorum. Şöyle göstermek isterim size. 10 sırada tamamlıyorum. Siz daha uzun ya da daha kısa da örebilirsiniz. Aynı kol kısmını, benim 31 sırada ördüğümü daha uzun ya da daha kısa örebileceğiniz gibi bunu üstünüze deneyerek çok daha rahat netleştirebilirsiniz. Bu şekilde sona kadar bu büyük boşlukların içine birer tane ikili trabzanımı örüp bir üst sıraya geçelim. Sonuna geldim yine. Son grubu da örüp üstünü yine kaydırarak ilk ördüğüm trabzanın tepesine geliyorum. Ve yine ilk yalancı trabzanımı örüp artık lastik örümüne geçiyorum. Ne yapacağım? Trabzanın birini önden,
diğerini arkadan sırasıyla öreceğim. Bir ön bir arka olarak lastiği kuruyoruz. Dediğim gibi bu sırayla birlikte, yani şu tekli ördüğüm sırayla birlikte 10 sırada tamamlayacağım ben. Bakın şimdi tekrar öne aldım trabzanı. Bu detaylı lastik, tığ işi lastik anlatımını YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Gorgeous tığ işi lastik yazarsanız çok daha detaylı açık renk iplerle yapılmış anlatımını bulabilirsiniz. Burada da bu şekilde yine de göstermek istedim. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım. İkinci sırayı da tamamladık. Bir önden bir arkadan örerek. Şimdi burada yine ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum kaydırma yöntemiyle. Üstüne geldim. Tekrardan ilk trabzanım, her zamanki gibi yalancı trabzan. El alışık olmayanlar burada zincirle de yükselebilir. Artık trabzanların bana nasıl örmem gerektiğini gösteriyor. Önü önden, arkayı arkadan örmeye devam edeceğim. Önü önden, arkayı arkadan. İşte bu şekilde sırayı ona tamamlayıp kol ağzını da bitirmiş olacağım. Sonra beraberce hırkanın etrafının örümüne geçelim. Hırkamızın her iki kolunu da yerine yerleştirdik. Kol ağızlarını da ördük. Şimdi artık sıra etrafını örmekte. Bunun için de hırkayı hemen şöylece etek ucundan çeviriyorum. Ve kol altına doğru, bakın kol altına doğru gelen kısımdan örmeye başlayacağım. İlk sıra lastik öreceğim etrafını. Bunun için de ilk sıra yine trabzan olacak. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Şimdi şu ipi şöyle yatırdım. Şuradan başlayayım. İlk trabzanımı öreyim. Şunu da öne alalım. Daha sonra boşluk, şuradaki geçişlerdeki, yani düzgünlüğü tamamlaması açısından boşluklara arada öreceğim. Şuradakini ördüm. Ama mesela buraya geldikten sonra artık trabzanların üstünü örüyorum. Tekrardan trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Şu iki motifin arasındaki geçişe kadar hiçbir fark yok. Trabzan üstüne ikili trabzan. Şimdi iki motifin kesiştiği yere yaklaştığımda son trabzanın tepesini de örüyorum. Buradaki ara boşluğa da örüyorum. Sonra geçişte buradaki motifin köşesine bir tane örüyorum. Tekrardan trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. İkili trabzanlarla tabii ki. Şöyle göstereyim. Köşeyi de birlikte döneriz. Köşeye geldiğimde ilk olarak iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra iki zincirimi çekiyorum ve yeniden aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzan daha örüyorum. Sonrasında trabzanların üstüne ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Ta ki ense boşluğuna kadar farklı bir işlem yapmayacağım. Aynı şekilde devam edeceğim. Ensedeki geçişi birlikte örelim. Etrafını geçerken şu şekle de denk geleceksiniz. Bunu zaten göstermiştim. Ne yapıyorduk? Trabzan boşluklarına gelince iki tane ikili trabzanımızı örüyorduk. Yine de aklınız karışmasın diye burayı geçişte size göstermek istedim. İki tane ikili trabzan örerek geçiyorum. Tam olarak sözünü ettiğim yere geldim. Şimdi burada devam ederken ensedeki geçişi sağlayacağız birlikte. İkili trabzanlarla örüyorum. Şimdi bu önümde böyle bir geçiş alanı var. İki tane bu
ortaya örüyorum. Daha sonra yine motifin köşesine geçiyorum ve motifin üstündeki trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Diğer köşede de geçişi aynı yapacağım. Şu şekilde oraya da geldiğimde, yani tam olarak şuradan söz ediyorum, göstereceğim size. Bu köşeden sonra bu geçişteyim. Yine bu mavili köşeye bir tane örüyorum. Daha sonra bu siyahlı orta olan alana iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra hemen yeni motifin içine köşeye ikili trabzan örüp trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Ta ki başladığım yere kadar artık yapacağım farklı bir işlem yok. Göstermiş olduğum aynı tekniklerle başladığım noktaya kadar devam edeyim. Sona doğru geldiğimde bir üst sıraya da birlikte geçelim istedim. Aslında kol ağzında tığış lastiği göstermiştim ama yine burada da birlikte yukarı çıkalım istedim. Buraya örerek başlamıştım. Şimdi bu ilk ördüğümün tepesini bulup kaydırma yöntemiyle üstüne geliyorum. Bir zinciri çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra yalancı trabzanımı örüp artık trabzanları sırasıyla bir önden bir arkadan örmeye başlıyorum. Böylelikle lastik örgüsüne geçmiş olduk. Aynı kol ağzında yaptığımız işlemi hırkanın çevresinde de uygulayacağım. İstediğiniz kalınlıkta, istediğiniz sırada tamamlayabilirsiniz. Ben 4 sıra gibi örmeyi planlıyorum. Üstüme deneyerek de daha netleştireceğim. Bir üst sıraya geldiğinde sıra artık trabzanlar önden gözükeni önden, arkadakini arkadan örerek devam edeceğim. Öyleyse etrafını tamamlayıp geleyim ve ne kadar ip kullandığımı, kaç bedene uygun olduğunu, ölçülerini size daha detaylı olarak bırakayım. En sevdiğimiz kısım, finaldeyiz efendim. Hırkamızı bitirdim. Gerçekten çok güzel, oldukça hafif. Bir o kadar da modern, spor duruşlu bir hırkamız olmuş olacak eğer sizler de beğenip örerseniz. Bedenini söyleyecek olursam eğer 36'dan 42 bedene kadar rahatlıkla benim verdiğim ölçülerde uygun düşecektir. Size şöyle önüme serdiğimde ön taraftan ölçü verecek olursam 54 santim. Şu iç kısmı da çıkartırsak 5, 54 daha 108, yani 103-104 santim hırkamızın etrafı dediğim gibi 36'dan 42'ye kadar çok rahatlıkla uyum sağlar. Tek yapmanız gereken bedeni büyütmek için motiflerimizi birer sıra daha büyük örmek. Siz motiflerinizi bir sıra daha büyük ördüğünüzde otomatik olarak hırkanın şu siyahlı kısımları da büyüyecek. Bedeni de 40 üstüne çıkartmış olacaksınız. En güzel büyütme sisteminin bu olduğunu düşünüyorum. Ya da yanlardan pay örerek de hırkayı büyütebilirsiniz. Toplamda ördüğümüz ip siyah ipten, biliyorsunuz zeminde siyah olarak gazal cinsi kullanmıştım. Siyahtan 400 gram, yani 8 tane kullandım. Diğerlerinden ise dediğim gibi elimde olan ipleri çıkartıp renk uyumlarına göre ayarlamıştım. Siz eğer yeniden ip açacaksanız kullandığınız her renkten bir adet açmanız yeterli olacaktır. Çünkü motifler de çok az gidiyor, onu söyleyeyim. Toplamda zaten 23 tane motif örüyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi beğendiniz ise şayet sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum efendim. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.